Hala donuyor. Hadi gelin bakalım. Hala donuyor. Niye donuyor ki? Allah Allah. Bilmem. Donmaması lazım oğlum. Gelin bakalım gençler. Çok geç oluyor baksana. Evet. Bir, iki, üç. Şimdi geçer oğlum şimdi şey yaptım, resetledim interneti. Düzelir şimdi. Hayır, robot dansı gibi. Hı. Ha. Gelin bakalım. Yo bir var internette bir sıkıntı bilemedim yani hani. Ya, Reset dedim şimdi şeyi interneti gelir şimdi wifi gelir şimdi. Geldiği zaman fark eder. Bugün internette de var galiba bir şey ya. Ha. Ben de onu diyorum. Gel buraya. Evet gel buraya. Gel buraya gel. İlter şuraya gel. Buraya yanıma gel oğlum. Şuraya gel, şuraya gel. Niye yaptın? Gel ha. 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 Al alın alın alın. Adamlarınız burada işte. Benden çok onları istiyorsunuz zaten. Ha. Babam. Ne, ne oldu? Ben de onu diyorum babam ne oldu? <laughs> İyi akşamlar gençler gelin bakalım. Bugün bugün zaten ne yapmış bu? Girmiş şeyin içine, kremin içine. Krem'in içine girmiş. Hemen lan İlteriş, Ne yaptın sen bugün? Değil ne oldu? Değil, dün. Ha. Aynı aynı ne abi aynı aynı. Krem krem kremin içine girmiş abi. Boş durmuyor ki dur. Ne oldu kapandı bu? Al. Ha. ha. Bunu Allah'tan var ya TRT bir tane yapboz oyunu çıkarmış. Var ya süper yani hani. Eyvallah, abi, eyvallah. Faturu olabildiysek ne mutlu bize. Siz baksanıza şuna ya. Babama. Evet baba. Balonları patlat. Patlat balonları. Aferin. Aferin benim babama. Aferin. Hadi. Hadi hazırsanız başlayalım. Donuyor, donuyor. Yani şey yok, sıkıntı yok. 53 56 Kırım harbini anlatacağım, bırakacağım abim, tamam? Herkes de var. Ben benim de şu an mesela donuyor yani hani. Ben de donuyorum görüyorum yani hani. Tamam. Kırım Harbi'ni anlatacağım bırakacağım. Anlaştık abim. Aa! İyi akşamlar. Aa aa, aa! aa ne? 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 Ne oldu? Abisi. Oyna abisi oyna. A, abi. A, Yok ondan da girdim. Ondan da donuyor abim. Abi. A, abi. Ondan da girdim. Ondan, ondan da donuyor. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Yorumlarınızı kapatıyorum. 53 56 53 56 sınavın ertelenip ertelenmeyeceği bilmiyoruz abicim. Ertelenirse de değişen bir şey yok. Ertelenmese de değişen bir şey yok. Biz işimize bakacağız. Tamam? Şey yaparsınız. Ben çekerim. Tamam? Ben çekerim. Siz şeyden izlersiniz. Hikaye atacağım ya. Oradan donmadan izlersiniz. Anlaştık? Tamam? Kalp falan atmayın hadi. Tamam. 53 56 kırmar beni. Anlatayım bırakayım. Anlaştık abi. Hadi seviyorum sizleri. Hadi bakalım. Onu da yapacağım, onu da yapacağım. Soru cevap da yapacağım. Sıkıntı yok. Tamam. Olur böyle. Olur. Sıkıntı değil. Problem değil. Tamam. Hadi bakalım. Evet. evet şunu bir çevirelim. Ha, şöyle de koyduk mu? Tamam. Şöyle de biraz yakınlaştıralım. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim. Hakikaten çok donuyor ha. Yani tam bir tane bir tane savaş anlatacağım bırakacağım. Tamam. Hikayemde kalsın. Yarın internet düzeldiği zaman devamını getiririz. Üç numaralı savaşım. 1853 1856 Osmanlı ne savaşı? Rus savaşı. Bu savaş tarihte ne diye de geçer? Bu savaş tarihte Kırım Harbi olarak da geçer. Tamam. Şimdi burada bileceğiniz olay, kıymetli kardeşlerim. A benim baba. ruslarla ha babam. Ha baba. babam ne oldu? Baba abi oynasın oğlum, abi oynasın hadi. Kutlamış yapar hadi. Ha. Kırım Harbi benim Ruslarla savaşmamın bir tek sebebi var. Rusların sıcak denize inmek istemesi. Ama ve lakin, ama ve lakin Ruslar sıcak denize ineceğim deyince İngilizler onu indiriyor mu indirmiyor mu? İndirmiyor. E ne olacak? Rus'a ne lazım? Rus'a bir sebep lazım değil mi? Hemen attılar bir tane sebep. Bir numara. Bir savaş için ne aranıyorlar? Sebep aranıyorlar. Dediler ki kutsal yerler sorunu. Kutsal yerler sorununu Ortaya attılar. Ne bu kutsal yerler? Onların kutsal yeri neresi? Kudüs. Dediler ki Kudüs'teki Hristiyanlara, Ortodokslara daha fazla hak vereceksin dediler. Eğer Osmanlı hayır vermem lan hakmak derse tamam mı? Kaldırıp işgal edeceklerdi. Ya Osman. Baba. Osman dediler. Babana bahsedeceksin senin dediler. Çabuk dediler şu kutsal yerlerdekinlere şey ver daha fazla hak var dediler. Osman tamam dedi. Ortak dedi verdim gitti. Verdim gitti. Dedi tamam babam. Verdim lan tamam al verdim lan al. Ben var ya buradan da bir, bir yandan da ilterişi diyorum ha. Tamam? Bu ve tamam verdim deyince buradan ha babam. Babam He. mi Hadi gidebilirsin hadi. Tamam ben ders anlatıp geleceğim ben de tamam. Hadi git hadi. Aferin benim akıllı oğluma. Aferin benim kutalmışım ilterişime. Ababam. Abicim. Babam. Tamam geliyorum. Babam geliyor Hadi abinle git hadi. Ee ne oldu şimdi? Ama babacım ağlama. Hadi git babacım. Tamam burada kal. Tamam burada kal. Tamam burada kal. Kutu abi, sen de kal hadi. Tamam. Oturun orada orada oynayın hadi babacım. Orada oynayın hadi. Tamam. Kutsal yerler sorunu ortaya attı. Bundan bir şey çıkmadı. Hemen ertesi günü Ruslar şunla çıktılar geldiler. Macar mültecileri sorunu denilen bir sorun var. O dönem Lajos Koşut denilen bir adam var. Bu, be <laughs> bu benim yüksek lisans hocamın e kitap yazıyordu. Bununla alakalı Macar mültecileri sorunuyla alakalı Bayram Nazır hocam kulakları çırnasın. O hocam biz hep burun belgelerini okuduk. Macar mültecilerini okuduk biz. Yattık kalktık lajos koşut falan diye. Hatta içinizde Kütahyalılar varsa tamam mı? Ben Kütah ben Kütahya şey mezunuyum. mezunuyum. Kütahya'da bir meşhur Macar evi vardır. İşte bu dönem gelen kimler misafir edilmiş orada? Ee, Macar mültecileri lajos koşut ailesi onlar misafir edilmiş. Ruslar çıktı geldi dediler ki lan Osman dediler. Çabuk dediler. O Macar mültecilerini bize vereceksin dediklerinde bizim dönemin padişahı Abdülmecit efendi. Abdülmecit Biko koydu masaya masa kırıldı. Hadi lan tereyağları dedi. Düdüklü makarnalar dedi. Renkli makarnalar lan siz dedi. Kuş kafalılar ben Türk'üm ulan. Tacımı veririm tahtımı veririm. Ülkem topraklarını veririm. Lakin kapıma sığınmış Müslümanları kimseye vermem. Lan kimsenin de almaya gücü yetmez lan. Deyince lan böyle iddialı bir şekilde bizim Osmanlı sert bir tepki verince Ruslar tamam lan vermezsen verme Allah cezan versin lan dediler. Ne yaptılar? Gittiler. Sonra bir gün sonra şunla çıktı geldi Ruslar. Bu çıkmış sorudur. Prens Menchikov'un bak adında meymanat yok zaten. Prens Menchikov'un ahlaksız teklifleri. Aynen ÖSYM'nin yorumudur. Ahlaksız teklif. Bir Rus'tan ahlaksız teklif gelirse ne gelebilir sizce? Hayır öyle bir şey değil dediler ki ahlak, ahlak sektif deyince bak hep ÖSYM e burayı böyle sordu haberiniz olsun ha dediler ki Balkanların tamamına ne vereceksin bağımsızlık vereceksin dediler bizim padişah hadi lan tereyağları vermiyorum deyince Ruslar bize ne açtılar 53-56 Kırım harbini açtılar anlayabildiniz mi? Abi, buradan bileceğiniz olay bu. Kırım Harbi'nin sebepler bunlarmış. Bunun üçünü de çıkmış soru olarak değerlendirebilirsiniz. Ama savaş başladığında Ruslar hemen ileri harekata geçtiler. Fakat Ruslar hep bizimle savaştılar da hep geç kaldılar. Bu sefer Ruslar acele ettiler. Savaşın içinde olan gelişmeler var. Neler var mesela? Hemen geldiler Sinop'ta kaldırdılar. Osmanlı'nın neyini yaktılar? Donanmamızı yaktılar. Bak hadi buyur buradan yak. Tarihte donanmamız tam dört defa yandı. Bugün galiba bunu paylaştıydım ben. Instagram'dan ve Telegram'dan tamam. Tarihte donanmamız dört defa yandı. İlkini abim ilkini İnebahtı'da kimler yaktı? İnebahtı'da Haçlılar yaktı sakal kol meselesi. Tamam. Bu arkasından Çeşme'de donanmamızı ikinci kez Ruslar yaktı üçüncü kez Navarin'de Rus artı İngiliz artı Fransız grup gene haçlı yaktılar ve son kez de Sinop'ta nerede yakmışlar? Sinop'ta Ruslar yaktı. Donanman tarihte dört defa yandı. Son üçünü kimler yaktı? Ruslar yaktı. Ben de burayı şöyle kodlayıverdim sizin için. İç Nisan san kay su çıstak çıstak bir tane şarkı var ya öyle tamam mı aklınızda kalsın diye iç Nisan san kaysu diye veriyorum bunu ben akılda kalıyor bunlar donanmam dört defa ne olmuş yanmış gitmiş bir tane daha olay var bir de ikinci Abdülhamit devrinde donanma Haliç'te dura dura çürüdü bunu da vakti geldiği zaman ne yaparız anlatırız size. Tamam şu önümüzü bir görelim bakalım sınav mınav ne olacak ne yapacak ne çek Tamam olmadı tarihi en baştan bir de alır anlatırız abi hiç problem değil. Tamam bu şimdi buradan bileceğimiz Sinop'ta donanmamız yakmışlar. Kırma kırım harbine geri döndüm tamam donanmam yakılmış. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Hatta bu donanma yakıldığı zaman abi Vallahi ya Ramazan bayramı ya kurban bayramı tamam bir bayram sabahı bizimkinler ne kılıyor? Bayram namazını kılarlarken kaldırdılar donanmamızı yaktılar. Bunun üzerine Osmanlı'da kanun yapılıyor bir daha ordu toplu halde ibadet etmiyor bu tarihten beri. Tamam abi bir. İkincisi bir diğer burada bileceğiniz önemli bir olay. Savaşın içindeki gelişmelerden bir diğeri İngiltere'den ne aldık? İngiltere'den ilk dış borcu aldık. Aslında biz almadık. Bu İngiliz kaldırdı. Bize ne verdi? Borç para verdi. Hatta bir şirket aracılığıyla geldi para. ÖABT bilgisidir. Golden Schmidt adında bir Yahudi asıllı İngiliz firması tarafından Osmanlı'ya bilmem kaç milyon sterling ne gönderildi? Para gönderildi. Biz de bu parayı abim saray yapımı ne bilen beyler bey, çırağan, dolma bahçe, abidik kubidik oralarda yedik, geçtik. Aradan şimdi burada ilk dış borç alındı. Bak Üstüne basarak söylüyorum. Osmanlı tarihinde ilk dış borç ne zaman alınmış? Kırım Harbi zamanında. Tanzimat döneminde alınmış. Dönemin padişahı kimdir? Abdülmecit Efendidir. Anlaştık abim. Biz bu borç parayı 1853-56 Kırım Harbi zamanında aldık. Aldık, 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 aldık. Tarih geldi 1881'e. Tamam. İngilizler dedi ki Osman şu aldığın borçları bir öde bakalım lan dediler. Tamam mı? Biz de bir baktık para yok kasa tam takır kuru bakır. Abim dediler ki 1881'de sen bu işi bilmiyorsun Osman dediler. Kaldırdılar neyi kurdular? Duyunu. Umumiye denilen bir şey kurdular. Nedir bu? Genel borçlar idaresidir. Bak iki bilgi de fazlasıyla ne içi içeriyor? tarihi süreç içeriyor. Burası da mesela bak tarihi süreç bir de ÖABT ne içeriyor? Bilgisi içeriyor. Anlaştık abi bu. Şimdi savaşa geri döndüm. Ruslar bize savaş açtı. Tamam 3 tane sene battılar. Savaş açtılar ama hep Rus 3'tür 4'tür deniyor. Geç kalıyor muydu? Geç kalıyordu. Bu sefer Rus hemen Sinop'ta donanmamı yaktı. Biz de bu arada denge politikasını kullanalım diye İngiliz'den ne aldık? Dış borç aldık. Bir savaşın içinde bir olay daha var. Burada Kırım Harbi'nde bilmeniz gereken zamanında AYT sınavında sordukları bir hatun var. Kim o? Florence Nightingale. Florence Nightingale. Nightingale bülbül demek abim. Tamam. Bu hatun Kırım Harbi zamanında çıkmış gelmiş. Hatta ne diye bilinir? Lambalı kadın diye bilinir. Tamam. Bu Florence Nightingale çıkmış gelmiş dünyanın ilk hemşiresi diye de geçiyor da bence biz, biz be, be, bence benim ilk hemşirem abim Gevher Nesibe'dir. Onun da hikayesini bile her anlatıverem size. Hatta telegrama yükleverem onu. Oradan bakın böyle bir sabah böyle bir kafamın iyi olduğu zamanlarda böyle çeki vereyim onun videosunda tamam. Bu Florence Nightingale lambalı kadın adıyla çıkmış gelmiş Beyoğlu'nda bir askeri hastane kuruluyor. Orada yaralı Osmanlı askerlerine yardım etmiş. Allah razı olsun. Her kim ki İslam askerine, Türk askerine, Müslüman askerine yardım etti. Ben eyvallah derim ona. Üstüne basa basa da ne yaparım? Anlatırım. Aha bir tane de şuraya ne verdim Alın size bir tane de kalp. Koy verdim Florence sabahınıza tamam bu fırın sabah sordular bunu meb'in kitabında resmi vardır bunun ...tabii hepiniz lise zamanında Föyün Nightingale'in böyle o lambalı kadın diye lambalı kadın demesinin sebebi şu gündüz tamam çalışıyor gece eline lambayı almış tamam mı abi? bu fenerdir kandildir neyse onu alıyor işte yaralı ihlleyen ıhılayan askerlerin yanına gidiyor onların sargılarını bandajlarını değiştiriyormuş bu Föyün Nightingale hangi savaşta gelmiş yardım etmiş? Kırım Harbi'nde Abem Beyoğlu'nda kurulan bir askeri hastanede gelip yardım ediyor. Kendisi dünyanın ilk neyi diye geçiyormuş hemşiresi diye geçiyormuş. Hemşire demişken şu an tüm sağlık personelinde Allah yüz bin kere razı olsun. Az önce gördüğüm Instagram'da bir resim. Hastanede izinleri yok, şeyleri yok. İşte bir tane odada kimi sedyenin üzerine yatmış, kimi ilaç dolabının içini boşaltmış yatmış. Allah hepsinden razı olsun sağlık personeli. Allah vallahi dualarımız sizlerle Allah razı olsun inşallah bunların karşılığını kat be kat şu işler geçsin inşallah alırsınız kıymetli kardeşlerim tamam bu ve savaş böylece 3 yıl sürdü tam Fransızlar bizim tam şeyler üzülelim tam Ruslar bizim işimizi bitirecekken he! Allah razı olsun yardıma kim geldi İngiltere abangla Fransa dezen geldi ve bizim adımıza İngiltere abayla Fransa deze kimi yendiler e, ee, Rusları yendiler ve 1856. Paris Antlaşması imzalandı. Hadi buyur bak Osmanlı tarihinde Londra konferansları Paris anlaşmaları bitmez. Tamam bu 1856. Paris anlaşması ama bu Paris anlaşması ay yıldızlı burada var ya çok bilgi var. ÖSYM bunların hiçbirisini KPSS lisans düzeyinde sormadı. Haberiniz olsun. KPSS sınavında sormadı hatta. Tamam. Hep TET, AYT, PTT bilmem ne oralarda sordu. Madde 1. Dediler ki Karadeniz tarafsız olacak. Karadeniz tarafsız olacak Osmanlı ve Rusya Karadeniz'de donanma ve tersane bulundurmayacak dendi. Hah. Bu maddenin yorumu şudur. Tamam. Rusun derdi günü neydi? Sıcak denizlere inmekti. Ama Rusun sıcak denize inmesi için önce nereye inmesi lazım? Önce Karadeniz'e inmesi lazım. E bu anlaşmaya göre Rusya Karadeniz'e inemiyor. Karadeniz tarafsız olmuş ve Rus donanma tersane yok bulundurmuyor. Yani Rusun sıcak denize inmesi engellendi mi? Sıcak denize inmesi engellendi. Tamam. Eyvallah. Daha Osman da Karadeniz'de donanma tersane bulunduramıyor. Lan ben bu savaşı yenmedim mi? İşte abi ben yenmedim. Benim adıma kim yeni verdi? İngilizler Fransızlar yeni verdi. Anlaşmada da bize haddimizi bildirdiler. Yani yoruma da ne diyorum kıymetli kardeşlerim? Osmanlı'ya da yenik devlet muamelesi yapıldı mı? Yani muamele kötüymüş. Yenik devlet muamelesi yapıldı. Bak bir maddeden iki tane ne çıkardım size? Yorum çıkardım. Burayı hep TYT, AYT, işte YGS neyse o orada sordu hep. Tamam bu arkasından ikinci maddem. Dediler ki Osmanlı Avrupa devleti sayılacak. Osmanlı Avrupa devleti sayılacak. Oh hayırlı uğurlu olsun. Şimdikiler uğraşsın dursun Avrupa Birliği diye. Osmanlı 1856'da neye girmiş? Avrupa Birliği'ne girmiş. Osmanlı Avrupa devleti sayılacak ve netleş baba Osmanlı Avrupa sayılacak ve Osmanlı'nın Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün koruyucusu komple bütün Avrupa olacak dendi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünün koruyucusu <laughs> komple kim olacakmış? Komple Avrupa olacakmış. Şimdi maddenin maddenin bu kısmı Rus'un gözüne sokulur. Tamam mı? Rang Rus sıcak denize bineceksin. Nah inersinin anlaşma dilinde söylenişini anladınız mı? Peki yorumlar hayırlı uğurlu olsun. Hem de bu yorumlara hep ne çakıyorum? Ay yıldız çakıyorum. Osmanlı ilk kez ne sayıldı? Avrupa devleti sayıldı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı ilk kez Avrupa'nın hukukundan da yararlandı mı? Yararlandı. Rus'un aşağı inmesi engellendi ve Osmanlı ilk kez kendini koruyamayacağını koruyamayacağını Osmanlı kendi kendini koruyamayacağını ilk kez kabul etti mi? Kabul etti. Yani şu anlaşmada şu gördüğünüz ay yıldızlı yerden abim 3 faktöriyel ne çıkıyor? Soru çıkıyor. Soru Osmanlı Devleti'nin ilk kez Avrupa Devleti sayıldığı anlaşma hangisidir? 1856. Paris Anlaşması. Osmanlı'nın ilk kez Avrupa kuluna yararlanan anlaşma hangisidir? 1856 Paris Anlaşması. Osmanlı'nın ilk kez kendi kendini koruyamadığını kabullendiği anlaşma hangisidir? 1856 Paris Anlaşması'dır. Anlaştık. Yani bunun bu maddeyi verir aşağıdaki yorumları isteyebilir ya da doğrudan az önce sorduğum gibi ne yapabilir size? Sorabilir kıymetli kardeşlerim. Anlaştık ve son madde anlaşmanın hepsini de şuraya koyalım. 3 numara. Dediler ki Osmanlı ıslahat fermanını ilan edecek Avrupa'da. Bunu kabul edecek dendi. Bakın bu tanzimatlar, ıslahatlar, meşrutiyetler bunların hiçbirisi durduk yere olmamıştır. Hep bunlar Avrupa'daki bir önemli gelişme öncesinde gerçekleşmiştir ki kıymetli kardeşlerim. Bu arada düzeneyimi de göstereyim size. Aha iki tane damacananın üstüne şeyi koydumuz mu tahtayı koydumuz mu hop. Alın size yukarıdan eğitim oluyor işte ha. Bu ve Osmanlı Devleti, hiçbir bak o tanzimatlar, ıslahatlar, meşrutiyetler bunları durduk yere yapmıyor abem. Anlaştık mı? Hepsini ne zaman yapıyor? Avrupa'daki bir önemli olay öncesi yapıyor. Mesela 1839 tanzimat fermanını 1840 Londra konferansı öncesi ilan etti. Mısır meselesinin çözüm öncesinde Islahat fermanını bu Paris konferans Paris anlaşması öncesi ilan etti. Arkasından bu birinci meşrutiyeti İstanbul tersane konferansı var. Onun öncesinde ikinci meşrutiyeti de 1908 Reval görüşmelerinde ilan etti. Anlaştık yani durduk yere ilan etmiyoruz. Hep Avrupa'dan gelen bir ne var? Avrupa'daki olaylar var. Anlaştık bu ve burada bileceğiniz olay. Böylece bu 1856 Paris anlaşması ile dünya üzerinde bir denge kuruldu. Rus'un sıcak denize inmesi engellendi. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü sağlandı, korundu ama Osmanlı'ya yenik devlet muamelesi yapıldı. İlk kez Avrupalı devlet sayıldı. İlk kez kendini koruyamayacağını kabul etti. Ne bileyim işte ilk kez Avrupa hukukundan yararlandı gibi çok ciddi neler var burada? yorumlar var. Buradan lambalı kadını sordular. Tamam bak lambalı kadın soruldu. Anlaştık abim. Bu aklınıza yattı mı? Şimdi varsa sorularımız cevaplayayım. Ondan sonrasında yarın da 93 harbinden edelim. Anam yarın ne var? Gazi Osman Paşa. Abim bu Telegram'a bu WhatsApp gibi la Instagram gibi la gidiyorsun bunları indiriyorsun. Tamam bu. YKS için uyumlu mu? Ulan ömrümü yediniz benim. TET, AYT, PTT ulan sizin. Lan uyumlu, uyumlu, uyumlu. Aynı tarih. Tamam. <tık> <laughs> tamam bu. Aynen öyle ya. Telefonunuza App Store'dan, Samsung ne bilen zıkkımdan tamam mı? Oradan şeyi indirin. Telegram indirin. Tamam mı? Yaz isem yayıncılık diye üstü iyili. Tamam. Oradan gelir. KPS liderine bak. Oğlum reklam yapacak başka bulamadın mı lan? Nene Hatun geliyor. Nene Hatun. Yarın Allah'ın izniyle Osman Paşa var. Gazi Ahmet Purt Muhtar Paşa var. Yarın Gazi Ethem Paşalar. Dömeke Fatih. Oo. Yarın adam çok. Tamam. Aynen öyle. Paris bu Kırım Harbi'nde Mevin bu sene kitabı diyor ki. Hatta onda bak iyi lan. Aferin lan kimi onu diyen. Tunağın saygını. Aferin ben sana 5 verdim sana. Tamam. Hop geriye gel. 53-56 Kırım Harbi'nde. Kıymetli kardeşler. Özgür zaten benim üstümden anlatıyordur ya. 53-56 Kırım Harbi'nde Rus çarı Nikolay diyor ki o hasta adam yok mu o hasta adam? Hasta adam ona mısız o hasta adam? Onu bir diyor bir ne yapalım diyor. Paylaşalım diyor tamam bu. Sordular onu. Aynen öyle. Bundan sonra ne oldu? Osmanlı ne yapacak? Gazi Osman Paşa'nın kılıcı nerede? Nene Hatun şimdi ne yapıyor? Şıpka geçidinde ne oldu? Hepsi ve daha fazlası yarın akşam. Böyle olunca güzel oluyor. Benim de hoşuma gidiyor abi. Yani hani on buçuk abi. Bizim saat belli on buçuk. Tamam. Bizim saatimiz on buçuk. Eyvallah hep beraber cennette olalım. Ama hep beraber hep beraber. Çıkar ya bu abim. Çıkar oradan yaz isem yayıncılık diye. Atıyor zaten. Buraya attığımız dakikalıklar da var. Saatimiz ayrı 22.30. Bizim abim 22 .30'da. Tamam. Bizim 22 .30'da. Bitti bitti. Ha hikaye atıyorum. Yarın görüşürüz. Telegram'dan da paylaşımlar yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Tamam. Allah razı olsun. Ben hepinize dua ediyorum kıymetli kardeşler. İnşallah tanırsınız. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Tamam. Tamam eyvallah abim eyvallah. Kızılaysam de onu da çözeceğiz artık haftaya. Ne olacağı belli olacak. Tamam. Eyvallah kıymetli kardeşlerim. Yarı yolda bırakmadık. Kimseyi kimseyi bırakmayız. Hemen atıyorum hikaye oradan izlersiniz. Hadi Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviyorum sizi. Haydi bakalım.